Haber noktasından merhabalar. 7 Haziran seçimlerine 3 gün gibi kısa bir süre var ve bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Yani 25 yılı aşan bir sanat hayatıyla ozan, sanatçı ve son haliyle tabii ki AK Parti milletvekili adayı Uğur Işılak. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Yani şimdi tabii siyaseti konuşacağız, güncel konuları konuşacağız. Artık biraz daha siyasetçi kimliğiniz önde ama ben müsaade ederseniz biraz bu Dombra'yla başlamak istiyorum. Tabii o, yine dediğim gibi 30 yıllık sanat hayatınızda belki 25 yıllık hayatınızda küçük bir ürününüz ama çok ses getiren AK Parti mitinglerinde milyonların düşüncesine tercüman olan, peşinden sürükleyen bir şarkı oldu diyeyim. Bekliyor muydunuz bu kadar etkili olabileceğini? Bu kadarını beklemiyorduk tabii. Biz üzerimize düşeni yaptık. Fakat milletimiz hakikaten çok sahiplendi ve Cumhurbaşkanımıza çok yakıştı. Yani şimdi kime yapıldığı da önemli. Şimdi aynı eseri, aynı melodiyle düşünün, besteyle, aynı güfteyle düşünün, sadece ismi kaldırın oradan. Recep Tayyip Erdoğan yerine şu anda mevcut güncel liderlerden herhangi birinin ismini koyun, durmayacaktır o. Bir de yani kimin yaptığı mutlaka önemli. Onların o yüzden mi domburası yok? Olamaz tabii. Şimdi Dombra'nın içini dolduracak liderlik meziyetleri de lazım. Şimdi Dombra'yı yazmak tamam önemli bir şey. Şimdi bu noktada kendime çok önemli bir paya çıkarmak istemiyorum ama asıl olan diyorum lider. Oranın öznesi. Yani öznesi tek başına Uğur Işılak yetmez. Yetmez. Her şey bir araya gelmesi lazım. Burada da hakikaten müzik olsun, güfte olsun. Yani bir gece yarısı yazdım ben bunu. Normalinde yazdığım bir şeyi düzeltirim ben. Üç gün sonra biraz tekrar bakarım. Anlatsanız bir hafta sonra ortaya tekrar bakarım yazdığım bir şiire. Fakat bu şiiri mesela gece saat 2-2.30 gibiydi. Tam hatırlamıyorum ama 1-1.5 saat kadar sürdü. Herhalde 3 veyahut 4 gibi bitirdim. Normalde 6 kıta yazdım ben bunu. 4 kıta aldım tabii esere. 6 kıta çok uzun olacağı için. Evet. Normalde 3 kıta alacaktım ama kıyamadım. Yani bir kıta daha ekleyelim dedik. 4 kıtalık bir eser yapmış oldum. Sürüklüyor insanı. Ben sürüklüyor. Yani kısa bir şey de kesemiyoruz. Evet. Böyle biz de 4 dakika gidecektik yoksa ama ancak 40 saniyeye düşürdük. Dolayısıyla biz 6 kıta yazdım ben bunu fakat 4 kıta almış olduk çalışmaya. O gün gece bitirdikten sonra ertesi gün yani kalktığımda uyandığımda tekrar okudum. Düzeltmek için okurum ben ondan sonra yazdığım şiirleri. Baktım hiçbir kelimesine dokunmaya gerek yok dedim. Bir gün daha beklettim. Tekrar baktım yok dedim yani. Ve yazıldığı gibi kalan şiirlerimden, ender şiirlerimden biridir Dombra. Yani öyle mi? Evet. Hiçbir kelimesine dokunmadım. Ve bu şekilde mi olur? Yani genelde gece yarısı böyle bir ya yani gece ilham de böyle mi gelir? Hani ozanlara, sanatçılara böyle mi olur? Yoksa günün herhangi bir saatinde de size bir ilham gelebilir mi? Hani ey gece kıymetini bil. Göz yumduğum tek sen varsın derler ya. Biz şairler olarak veyahut ozanlar geceye göz yummayız. Gece gözümüzü açarız aslında. Kalp gözümüzü de açar. Biraz, ya, biraz da öyle oluyor. Evet. Tahmin ediyorum hava karardıkça gönül gözü biraz daha mı açılıyor? Ne oluyor? Teheccüdün herhalde bundan dolayı önemi büyük zannediyorum. Biz de herhalde teheccüd vakti yazdık yani bunu. Şimdi gece hakikaten bu manada çok önemli. Gece yazılmış olması da benim açımdan ayrıca bir önem arz ediyor. İyi ki gece yazmışım diyorum. Çünkü gündüz de yazabilirdim ama birçok şey belki ifade edememiş olabilirdim. Hasılı kelam böyle bir hikayesi var. Nasıl sundunuz sonra? Yani hani onu bir zaten bir şey gelmiş miydi size bir hani tabii, bir sipariş? Tabii tabii. Biz Erol Bey'le sürekli Arter Ajans'la zaten irtibattaydık. Bu melodi bir Orta Asya melodisi. Bin yıllık bir Orta Asya melodisi olarak. Ben de daha evvel biliyordum. Fakat daha sonra Sultan Bek, Aslan Bekov'un eseri olduğu, derlediği ortaya çıktı. Nogay Türklerine ait olan bir eser olduğu ortaya çıktı. Fakat genelde de hep bin yıllık bir eser olarak bilinir. Daha evvelden bu melodiyi aslında Fenerbahçe'de kullandı. Bursa Spor'da kullandı. Böyle melodiye meyyal olan onlarca yüzlerce insan vardı. Ama
Türkiye'de duyulmadı bu melodi. Demek ki adamını arıyordu yani. Yani hem doğru, doğru güfteyi arıyordu hem de doğru özneyi arıyordu yani çalışma. Dolayısıyla biz Erol abiyle de sürekli bu noktada istişare halindeydik zaten. Ondan sonra ben sözü yazdım, stüdyoya girdim. Aşağı yukarı bir 4 haftada stüdyo aşaması sürdü. Yani şöyle söyleyeyim, biz buna tam 6 veyahut 7 farklı altyapı yaptık stüdyoda. Yaptık oturmadı. Bir altyapı daha yaptık, tam uyumlu değil. Yani o coşkuyu hissedemiyorsunuz. Evet. Bir altyapı daha yaptık derken 6-7 farklı varyasyonu var bunun. Biz bu 6-7 varyasyonun içerisinde bunu seçtik. Tabii. Yani olay sadece şey değil hakikaten. Yani yazdım oldu bitti. Bütün enstrümanlarıyla birlikte, miksiyle birlikte, okunma tarzıyla birlikte. Yani her şeyin uyum içinde olması lazım. Tabii. Müzik böyle bir şey. Sanat eserleri böyle bir şey. Yani mesela bir tablo düşünün. Orada bir sırıtan renk varsa bütün tabloyu alır götürür. Çok bu da öyle bir şey. Evet. Müzik de öyle bir şey. Böyle bir süreç, böyle bir çalışma. Daha sonra zaten biliyorsunuz 30 Mart'tan evvel, belediye seçimlerinden evvel aday tanıtımında Ankara Arena'da ben bunu icra ettim sahnede. Orada zaten Cumhurbaşkanımız İlk oradaydı. İlk defa ne zaman dinlemişti? Orada mı dinledi? Orada dinledi, evet. İlk defa orada dinledi. Orada dinledi. Ona da sürpriz oldu. Tabii sürpriz oldu ve çok etkilendi, çok duygulandı. İlk yapıldığını duyduğunda zaten ya bu eserde fazla ene yok mu? Yani benim benliğime dair çok ifade, fazla ifade olduğu için hiç böyle bir şeye girmesek mi diye de tereddüt eden bir insan hakikaten Recep Tayyip Erdoğan. Bu yönüyle de iyi ki böyle bir adama bu eser yapılmış diyorsunuz. Çünkü enaniyet, kibir, gurur bu kimde olursa olsun hakikaten kötü bir şey. İşte Cumhurbaşkanımızın da bu noktadaki bu hassasiyeti beni ayrıca sevindirdi yani. Ya dedim ya şu hassasiyete bak, normalinde bir lider ya daha fazla ben yok mu derken o burada fazla ben mi var diye. Özellikle bu ara yapılan bu tür eleştiriler var biliyorsunuz. Hani ben diyor sanki hani tek adamlık bu tarz şeylere. Hani belki de bu sözleriniz biraz da cevap oldu. Bakın onun, ben ona da hemen bir cevap cevap vereyim. Onunla alakalı fikrimi söyleyeyim daha doğrusu. Evet. Allah'tan korkan adam günde 5 kere Allah'a müracaat eden, münacatta bulunan bir insanın diktatörlük veyahut tek adamlık padişah veyahut benim dediğim doğrudur şeklinde bir despotizme doğru gitmesi mümkün değil. Yani böyle bir sonuç çıkarmak böyle bir insan profilinden mümkün değil. Çünkü ona kalp müsaade etmez, vicdan müsaade etmez. Siz o vicdanı ve kalbi zaten günde 5 kere çalıştırıyorsunuz. Bunun dışında da tefekkürünüzle çalıştırıyorsunuz. Diğer normal kavli ve fiili dualarınızla zaten onu çalıştırıyorsunuz. Ve sizin arkanızdan 10 binlerce, 100 binlerce insan dua ediyor. Sırat-ı müstakimden ayırma diye. Ya Rabbi liderimizi sırat-ı müstakimden, doğru yoldan ayırma diye. 100 binlerce insanın duası her şeyden önce boşa gitmez. Onun için bu safsatadır. Aynısı Abdülhamit Han'a da biliyorsunuz 1990'lı yıllardan başlayıp hal edilmesine kadar 1908'e kadar devam eden bir süreçti. Ona da diktatör dediler, istibdat devri dediler, ona da her türlü iftirayı attılar. Fransız gazetelerinden tutun, evet. İngiliz gazetelerinden, Alman gazetelerine varıncaya kadar ve bizim yerli maalesef ruhunu Fransa'ya pazarlamış olan yerli basınımızda aynı ifadeleri kullanmıştı vakti zamanında. Dolayısıyla Türk milleti olarak bu ifadelere biz itibar etmiyoruz. Şimdi tabii ben biraz güncel siyasete biraz daha sonra girecektim ama bir sorun daha var, ondan sonra güncel siyasete gireceğim. Madem medyayı açtınız ama önce bir Dambra ile ilgili bir sorum daha var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu halkla buluştuğu önce açılışlar sonra yani Cumhur'la başkanın buluştuğu mitinglerden biliyorsunuz muhalefet çok ciddi oranda rahatsız oldu. YSK'ya birkaç kere hepsi ayrı ayrı başvurdu. Hiçbirinden sonuç alamadılar ama Dambra ile ilgili bir şey çıktı. Yani onu kullanmak yasak dediler. Evet. Üzüldünüz mü? Yani sizin çocuğunuz gibi olması lazım diye düşünüyorum. Evet, Dambra'ya yasak geldi meydanlarda. Evet. Artık propaganda amaçlı Dambra okunmayacak diye bir yasak geldi. Evet. Biz yine okuyoruz tabii. Buradan YSK'ya da duyuruyorum. Ve kitleye de karşımızda olan 40 bin, 50 bin, bazen 100 bin olan kitleye de şunu söylüyoruz. Biliyorsunuz diyorum, YSK Dombra'yı propaganda amaçlı daha doğrusu okumayı yasakladı. Biliyoruz diyorlar. Evet. Ben bugün propaganda değil, muhabbet amaçlı Dombra okuyacağım size diyorum, yıkılıyor alan. Şimdi partinin kullanması bir şekilde yasak dendi ama şimdi partinin arabasında çalmazlar. Adam şahsi aracında
açar teybi çalar. Hemen partinin aracının arkasından da gider. Ve bu da yasak olmamış olur. Hasılı kelam böyle yasaklamalarla doğru bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Onun için bu yasağı şahıslar, zaten şahıslar için böyle bir yasak yok. Ama zaten meydanlara çıktığınızda herkes kendi münferit aracında bir şekilde bunu en yüksek sesle dinleme imkanını buluyor yani. Peki. O zaman biraz da güncel siyasete girelim artık. Çünkü artık siyasetçi kimliğiniz de ön plandasınız. Çok yeni, çok taze bir siyasetçisiniz ama şimdi önce bir veterimiz olacak. Aha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yani müthiş bir koalisyon var ortada. Aha. Yani AK Parti'ye karşı. Belki AK Parti'nin de ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir araya gelmesi çok da mümkün olmayan bir koalisyondan bahsetti. Aha. Önce o sözlerini bir dinleyelim. Onun arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi birisi de ezanı Kürtçe okutmak suretiyle zulmetmek istiyor. Ezanın aslı bellidir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunu değiştiremezsiniz. Buna hakkınız yok. Burada eski Türkiye artığı kim varsa işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar. Çağlayan Adliyesi'nde savcımızı şehit eden terör örgütü bunları destekliyor. Paralel örgütün gazeteleri bunları yere göğe sığdıramıyor. Darbeci Doğan medyası derseniz en büyük müttefikleri. Ermeni lobisi. Halisiz Alevilik. Bütün bu fitne temsilcileri bunların baş tacı. Türkiye'nin kendi müstemlekeleri gibi gören bazı uluslararası basın yayın kuruluşlarının desteğini de aldılar. Evet. Daha önce böyle bir koalisyon görmüş müydünüz? Yok. İlk defa şahit oluyoruz hakikaten. Neler söyleyeceksiniz? Yani hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kadar zıt kutuplardaki bazen örgüt, bazen parti, bazen basın organının aynı putuda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz son 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ciddi bir koalisyon vardı aslında. Ciddi bir ittifak vardı. Bu kadar geniş bir yelpazede koalisyona şahit ilk defa oluyoruz gerçekten. Bir de zıt kutupların nasıl bir araya geldiğini, gelebildiğini görüyorsunuz maalesef bu koalisyonda. Fakat Milletle AK Parti'nin koalisyonu devam edecektir. Yani koalisyon illaki birileri koalisyon istiyorsa milletle bu koalisyon yapılacaktır. Daha evvel 13 yıldan beri olduğu gibi yine milletle koalisyonun ben devam edeceğine %100 inanıyorum. Bu inancımı da kaybetmiyorum. Çünkü bu millet hakikaten basiret sahibi, feraset sahibi ve basiretini, ferasetini yine gösterecektir. Fakat uluslararası örgütlerin de dahil olduğu hakikaten böyle bir koalisyon bugüne kadar ben hayal bile edemezdim. Yani orada bazı isimlere girmek istemiyorum ama bazı örgütler nasıl yan yana gelebilir? Hakikaten bunu 40 yıl düşünsem, 40 yıl hayal etsem, korku senaryoları kursam veyahut iftira atacak olsam bile bu şekilde iftira etmezsin bir adama. Tutar mı? Yani. Senaryo? Şimdi bu Hakkı senaryoyu ben şöyle diyeceğim. Biz son bir aydır neredeyse 40 ile gittik. İlçeleri saymıyorum. Bir sürü konser, miting yaptık. Sanatsal miting yaptık. Ve şu ana kadar 1,5 milyona sadece biz, başbakanın veyahut cumhurbaşkanının veyahut diğer bizim parti kurmaylarının gitmiş olduğu mitingler haricinde biz sadece bu sanatsal etkinliklerle 1,5 milyon insana ulaştık. Ve orada sohbet ettik. Sorulu cevaplı programlar yaptığımız yerlerde oldu. İnsanların tamamı, yani bizim gördüğümüz insanların tamamı, Anadolu insanı, bu kirli ittifakın bir defa farkında. Bunlar bu koalisyonları kurdukça, bu kirli ittifaklar kuruldukça, şimdi Anadolu insanı normalinde AK Parti'yi normal bir parti olarak görmesi gerekirken, bu ittifaklara şahit olunca dört elle sarılıyor, bağrına basıyor, günde iki kere dua ediyorsa 102 kere dua etmeye, 1002 kere dua etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu koalisyonlar her ne kadar bizim tarafımızdan şer ittifakı gibi görünse de hakikaten Allah onu hayra tebdil ediyor. Ve yüzlerce, binlerce insanın
O uyuyan tarafı bir anda harekete geçiyor, uyanıyor. Koskoca bir kitlenin arkanızda olduğunuzu dualarıyla, fiili ve kavli dualarıyla birlikte sizinle olduğunu görüyorsunuz. Bu yönüyle bu şer ittifaklar hakikaten bize lazım. Üstad Necip Fazıl'ın her tarafta söylüyorum, bu beyti çok önemli bir beyt hakikaten. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın diyor. Bu o kadar zıtların önemli ki. Bir, yani evet, evet, o zıtlık lazım. O olmazsa olmaz. Lazım. Evet. Şimdi gecenin gelmesi için gündüz, gündüzün gelmesi için geceye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hakikaten gündüzün, sabahın gelmesi için bu karanlıklara, bu gecelere bizim ihtiyacımız var. Aksi takdirde birbirimize sarılmıyoruz. Aksi takdirde birbirimize dua etmeyi ihmal ediyoruz. Dolayısıyla en azından birbirimize daha yakın olmamızı sağlayan, dua etmemizi, kenetlenmemizi sağlayan sebepler olarak görüyorum ve kızmıyorum. İyi ki var diyorum. Hele hele şu son 2-3 gün kala bunları görünce iyi ki varlar diyorum. Bunlar da olmasa neyle mücadele edeceğiz ki diyorum yani. İnanın mücadele edecek bir şey kalmıyor. Seçmenin sandık konusunda bir şey var mı? Yani sandığa gitmemek ya da gitmek için sağdasınız, çalışıyorsunuz. Bu şer ittifakının böyle bir avantajı da oldu. Normalinde biz bu 7 Haziran'dan evvel yapılan anketlerde 80'in altı düşünülüyordu. %80'in altı. Evet, katılım olarak. Şu anda %85'in üstü düşünülüyor. %86-87 inşallah bir katılım olacak. Gönül ister ki %90'a tabii varan bir katılım olsun. Bu oranı yükselten de yine bu şer ittifakın durumu, tablosu, manzarası. Yani insanlar hiç sandığa gitme ihtiyacı duymazken, ya nasıl olsa AK Parti bir şekilde iktidar olacak ve bir şekilde istikrar devam edecek. Ya boşver, biz çok uğraşmayalım, sabahın köründe kim kalkacak veyahut öğlen gidip orada kim bekleyecek sıra diye düşünen insanların birçoğu, inanın bu belki yüz binlerle ifade edilen rakamlar olacak inşallah 7 Haziran'da, bunların çoğu bu şer ittifakını görünce artık oy vermek vacip oldu diyor. Abdullah Yeğin var. Said Nursi Hazretleri'nin has talebelerinden biri. Açıklama yaptı. 94 yaşında şu anda İstanbul'a gelmiş. Evet. Anadolu'dan İstanbul'a oy vermeye gelmiş. Ve geçenlerde bir açıklama yaptı. Şu anda diyor, oy vermek mukaddesat, vatan, millet düşmanlarına ok atmak gibidir diyor. Oy vermek cihat ok atmak gibi, gibidir evet, diyor. Evet, evet. Şimdi bunu Said Nursi Hazretleri'nin has talebelerinden olan Abdullah Yeğin söylüyor. Yani sizsiz olun, oy verin. Ve oy vereceği yere de şimdi direkt parti olarak, parti ismi olarak da açıklıyor. Ve üç isimden bahsediyor. Adnan Menderes döneminde çok rahat nefes aldık ve bu millet hem ekonomik olarak, maddi olarak rahatladı, hem manevi olarak rahatladı diyor. Turgut Özal döneminde de hem maddi olarak rahatladı, hem manevi olarak rahatladı. Bir de Recep Tayyip Erdoğan döneminde hem maddi olarak rahatladı, hem manevi. Artık diyor, oy vermek, oy kullanmak düşmana ok atmak gibidir. Şer ittifakına ok atmak gibidir diyor. Çok hoşuma gitti bu ifade. Oy vermek, ok atmak gibidir. Ben de aynen Abdullah Yeğin abinin bu ifadesini burada tekrarlamak istiyorum bizi izleyenlere. Hakikaten şu dönemde, 2015 7 Haziran'da oy vermek düşmana, kirli ittifaka, bizim önümüzü, hızımızı kesmek isteyenlere ok atmak gibidir diyorum. Bu oku inşallah herkes atsın ve hedefine ulaştırsın. Ve hedefinden vursun. Evet. Peki, yani bu seçim süreci kadar şimdi şaibe tartışmaları da çok ciddi bir şekilde var. Bir taraftan da böyle bir şaibe algısı oluşturulmaya çalışılıyor. İşte uluslararası gözlemci heyetleri alt üzerinden farklı senaryolar yazılarak işte kediler girdi trafoya, oradan elektrikler kesilecek, kesildi, o olacak, bu olacak, çalındı, çalınacak. Halk nezdinde bir şey var mı? Yani bu temaslarınızda halkın böyle bir kaygısı var mı? Bir şaibe karışabileceğine dair. Şimdi bu bir ön hazırlık gibi geliyor bana. Birileri kaybetmeyi bugünden kabullenmişler. Yani haftalar evvelinden, çünkü bunun dedikodusu çıktı her tarafta, sosyal medyada biliyorsun. Haftalar evvelden yenilgiyi kabul etmektir bu. Ve son 4-5 günün içerisinde, bir haftanın içerisinde bu biraz daha artış gösterdi. İşte trafodur, elektrik kesilecektir, şudur budur. Şimdi bu çok evvelden yenilgiyi kabul etmenin bir göstergesidir. Sebep ne? Çünkü herkes anket yaptırıyor bir şekilde. Evet. İktidar partisi de yaptırıyor, muhalefet de yaptırıyor. Ve anketlerde bu kadar tanıtıma rağmen, bu kadar karalama kampanyalarına rağmen, bu kadar kirli ittifaka rağmen hiçbir türlü yükselme sağlayamıyorlar. Ve bu yükselmeyi göremeyince de diyorlar ki, eğer ola ki anketlerdeki gibi hakikaten düşük çıkacak olursak ve AK Parti yine tek başına iktidar
olacak olursa bizim şu anda hazırlıklı olmamız lazım. Bu hazırlık nedir? Bu hazırlıkta yok elektrik kesildi, yok trafo bozuldu. Buna benzer senaryolarla bizim seçimi şaibeli bir duruma getirmemiz evet. lazım. Şu anda bütün hazırlıklar bunun üzerine. Ama hiç merak etmesinler, yorulmalarına da gerek yok. İktidar partisi olarak, devlet olarak biz bunun her türlü önlemini aldık. Allah'ın izniyle böyle şaibelere en ufak bir şekilde fırsat verilmeyecek. Boşa yorulmasınlar yani. Peki. Şimdi güncel siyasete konuşmaya devam edeceğiz. Konuşacağız. Çok da fazla konu var. Başkanlık sistemini de sormak istiyorum. HDP ile ilgili Güneydoğu'daki baskılığı da sormak istiyorum. Ama size bir sürprizimiz var. Daha doğrusu sanatçı dostlarınızın, arkadaşlarınızın size bir sürprizi var. Sizin için duygularını, düşüncelerini dile getirmişler ve arkadaşlarınız da bunu bir hazırlamışlar. Eyvallah, sağ olsunlar. İsterseniz önce bir dostlarınızın, arkadaşlarınızın sizin için düşüncelerini bir alalım. Olacak. Evet, eyvallah. Gerçekten bu sürprizi bir izleyelim. Bunun üzerine biraz konuşalım, sonra tekrar güncel siyasete döneceğiz. Tamam. Sevgili Uğur'un milletvekili adaylığını duydum. Bir sanatçı dostumuzun mecliste olması tabii ki bizler için onur verici. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Sayın vekilim, sayın meslektaşım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bizim camiamızdan birisinin ve özellikle kendini ve çizgisini koruyan bir insanın, bir ismin mecliste olması bizi onurlandıracaktır. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgili dost Uğur Işılak, yüzüğündeki başarın gibi mecliste de inanıyorum ki başarıdan başarıya koşacaksın. Sana başarılar diliyorum. Değerli müzisyen arkadaşımız Uğur Işılak'a bu seçimlerde başarılar diliyoruz. Mecliste bir meslektaşımız olsun, bizim haklarımızı, sorunlarımızı mecliste de dile getirebilirim. Sevgili ve saygıya değer Uğur Işılak, sevgili abim. Vekilliğini biz tarafımızca kabul ettik. Vatana, millete, sanat camiasına, ozanlara hayırlı uğurlu olsun. Değerli sanatçı dostum, sevgili Uğur Işılak. Sanatta gösterdiğin başarıyı siyasette göstermek üzere yola çıktın. Biliyorum ki orada da çok başarılı olacaksın. Sevgili Uğur Işılak'la yıllar öncesine dayanan bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, abi kardeş ilişkimiz var. Ben kendisini müzisyen olarak da beğeniyordum. Fakat şimdi inşallah bir milletvekili olarak da göreceğiz. Şimdiden Uğur abicim sana başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Değerli sanatçı, değerli dostum Uğur Işılak'la tanışalı yaklaşık 20 yıl oldu. Bu 20 yıl içinde birbirimizi hiç üzmedik, hiç kırmadık. Biz ondan bugüne kadar hep güzel şarkılar bekledik. O da bize güzel şarkılar yazdı, söyledi. Ama bundan sonraki süreçte yine güzel şarkılar bekleyeceğiz tabii ama öte yandan milletin meclisinde sanatın, kültürün sesinin daha çok çıkacağını da ümit ediyorum. Uğur Işılak'la birlikte yolu, izi, bahtı açık olsun sevgili Uğur. Sevgili Uğur Işılak, sanat hayatında ne kadar başarılıysan siyasette de en az o kadar başarılı olacağına cani gönülden inanıyorum. Bizleri, halkımızı ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinden ve bu yolda çok iyi çalışmalar yapacağından hiç şüphem yok. Sevgilerimle. Sevgili Uğur, sanat yaşamında göstermiş olduğun başarıların aynısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vekil olarak göstermeni temenni ediyorum. Allah bundan sonraki yolculuğunu hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Merhaba sevgili Uğur Işılak. Meclis yolunda sana başarılar temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Çünkü çetin ve zorlu bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Hem halkın sesi hem de sektörümüzün sıkıntılı ve sorunlu problemlerini çözmekte önemli bir vekil olacağını düşünüyorum. Yolun açık olsun. Sevgili kardeşim Uğur'u kısmet oldu meclise gönderiyoruz. Her şeyden önce her şeyin hayırlısını nasip etsin Allah. Güzel bir şey, sorumluluk isteyen bir şey, dürüst insanlar için zor bir durum. Sevgili Uğur'un üstesinden geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Sevgili dostum, yeni yolculuğunda başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Sevgili Uğur abi, müzik hayatındaki güzel başarılardan sonra inşallah siyaset hayatında da çok başarılı olursun. Yolun açık olsun, meclisin ozanı. Sevgili Uğur Işılak'a yeni bir yol açılıyor. Sanattaki başarısını, duruşunu, adamlığını siyasette devam ettirecek. Ve bizleri halkın ozanı artık halkın meclisinde temsil edecek. Sanatçılar için,
kültürümüz için ve milletimiz için çok hayırlı olacağına inanıyorum. Ve sevgili Uğur Işılak'a başarılar diliyorum. Sevgili kardeşim, sevgili sanatçı dostum ve sayın milletvekili adayım ve inşallah sayın vekilim değerli Uğur Işılak. Bugüne kadar sözlere hakimdin, kelimelere hakimdin, şarkıya türküye hakimdin, kalplere hakimdin. Artık milletine de hakim. Çok güzel işler yapacağın, çok güzel yönlendireceğin, bizlere çok güzel hizmetler sunacağın, güzel bir siyasi hayatın olacağına eminim. Sevgili Uğur Işılak abim, sanat camiasındaki gönülleri fethetti. İnşallah meclisteki vekilimiz olarak da insanların gönlünü fethedersin. Çocukluğundan beri seni tanıyorum, seviyorum. Desteğim her zaman yanında. Başarılar dilerim. Dünyanın en güzel insanlarının iradesinin tecelli ettiği, mazisi anlamlı, misyonu anlamlı, Akiflerin ve birçok abide şahsiyetin ilk kurduğu o mecliste milletin temsilcisi olma şerefine nail olacaksın inşallah. Yolun açık olsun. Şunu yap, bunu yap demiyorum. Zaten ne yapman gerektiğini hep bildin ve layıkıyla da yaptın. Yapacağına da inanıyorum. İnşallah kötülerle beraber olmazsın. Kötüler yoluna taş koymaz. Hep iyilerle beraber olursun ve iyi, güzel şeyler yaparsın. Yolun açık olsun. Sevgili kardeşim Uğur Işılak, en derin saygılarımı sunuyorum sana buradan. Bu girmiş olduğun siyaset yolunda sana başarılar diliyorum. Gel kulak ver bu Türkiye, hedef yepyeni Türkiye. Hizmet için bu ülkeye söyle var mısın? Söyle var mısın? Söyle var mısınız onu desteklemeye? Söyle var mısın? Ve ben özellikle Uğur Işılak kardeşime bu sürprizi nedeniyle şahsım ve tüm yol arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Evet. Şimdi tabii duygularınızı alacağım ama çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu bant iki katından daha uzun yayınladığımızdan. Buraya girmeyen, kısaltmak zorunda kaldık yayınımız açısından. Buraya girmeyen birçok değerli dostunuz da var. Eminim onları da daha sonra izleyeceksiniz. Yani onlar kusurumuza bakmasınlar. O sizden kaynaklanan ya da dostlarınızdan kaynaklanan bir şey değil. Bizim yayın süremizin kısıtlanmasından kaynaklanan bir sıkıntıydı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra ben sormak istiyorum. Öncelikle sizin aracılığınızla bütün sanatçı, futbolcu, sunucu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum. Ben de hepsini tanıyorum tabii ki. Birçoğuyla sahneyi paylaşmışlığımız oldu, yolculuklarımız oldu. Ve hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Ve bizi bu şekilde uğurlamaları, bizle alakalı böyle müspet kanaatlerini bildirmeleri de hakikaten beni ziyadesiyle mutlu etti, memnun etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz sağ olsunlar. Korktunuz mu? Yani sorumluluğunuz artmış olması lazım. Yok, inançları yani, beni rahatlattı. Öyle mi? Peki, evet. Tamam. Yani çünkü bir şeyi başarmak tek başına olmaz. Evet. Biz hep birlikte başaracağız. Hani bizim bir sloganımız var. Biz birlikte Türkiye'yiz. Evet. Ve biz birlikte başaracağız. Bu arkadaşlarımızın tamamıyla inşallah biz vekil seçildikten sonra 7 Haziran'dan sonra inşallah bir araya geleceğiz. İstişareler yapacağız. 3 aya bir, 4 aya bir toplanacağız. Neler yapılabilir? Eksiğimiz nedir? Sanatta neler düşünüyorlar? Farklı olarak hangi sahalarda yeni şeyler üretmemiz mümkün olabilir? Bunlar ancak istişareyle bir sonuca ulaştırılacak meseleler. Ben düşündüm oldu, ben yaptım olduğuyla olacak işler değil bunlar. Onun için toplumun hemen hemen her katmanında, her kesiminde, sanatın yine farklı alanlarında biz bütün bu arkadaşlarımızla inşallah istişare etmeye hazırlanıyoruz aynı zamanda yani. Hedefiniz ne? Siyasetteki hedefiniz ne? Yani sanat dünyasının birçok sorunu var. Onlara çözüm getirmek mi yoksa daha farklı hedefleriniz, daha büyük hedefleriniz de var mı? En büyük hedefim bir defa hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Birçok badire atlattık. Evet. Gezi hadisesi derken 17 Aralık, 25 Aralık. Ben bir sanatkar olarak zaten bu süreçte üzerime düşen neyse bunların hepsini bir bir yerine getirdim. Sahaya çıkmaksa gezi hadisesinde sahaya çıktık. Konserler yaptık. Ve toplumu bir şekilde ayaklanmaya davet eden, illegal yoldan hükümet devirmeye kalkanlara karşılık hayır bunların gittiği yol yanlıştır diyerek biz de farklı açıdan fikrimizi, düşüncemizi meydanlarda yüz binlerce insana bu vesileyle beyan etmiş olduk.
Arkasından 17 Aralık, 25 Aralık derken aynı faaliyeti, aynı eylemleri hemen 17 Aralık sonrasında, hemen 25 Aralık sonrasında da gerçekleştirdik. Derken işte Dombra hadisesi, derken Anadolu'nun bütün hemen hemen illerinde 50'ye yakın biz program yaptık. Kah 50 bin kişiye, kah 100 bin kişiye, kah 20 bin kişiye, kah 30 bin kişiye. Ve bütün Anadolu'yu biz dolaştık o dönem. Ve bir sanatkar olarak ben üzerime düşeni bugüne kadar yaptım. Bir siyasetçi olarak da inşallah 7 Haziran'dan sonra bir defa Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yanında yer almak. Birinci olan hadise bu. Peki, ilk hedefiniz? Aynı dönemde siyaset yapıyor olmak. Yapıyorum. Ve inşallah benim geçmişimde, tarihimde ve aynı zamanda amelimde böyle bir fiilin, amel defterimde böyle bir fiilin bulunması benim medarı iftiharım olacak. Aynı zamanda kıymetli Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla aynı kulvarda yürüyor olmak, aynı sahada, aynı parti çatısı altında mücadele ediyor olmanın da yine ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bu birincisi. Evet. Fakat bununla beraber ben bir sanat adamıyım, bir kültür adamıyım. Ve benim işim edebiyatla, benim işim müzikle, benim işim sanatla. Ve benim bu hassasiyetlerimden ötürü zaten gerek Cumhurbaşkanımızla bu manada bir irtibatım, diyaloğum var. Gerekse başbakanımızla, evet. Dava adamlığımızla tabii ki bu manada 50-50 gidiyor, at başı gidiyor yani. Şimdi ben daha çok, daha ziyade bu sahada hakikaten farklı şeyler yapmak istiyorum. Yani İlk ne düşünüyorsunuz? Var mı öyle bir hedefiniz? Mesela mecliste girdiğimde inşallah kısmet olursa, yani ilk getireceğim yasa önerisi ya da ilk gündeme getireceğim konu tabii şu diyebilir misiniz? Tabii ki sanatkarlarla ilgili birinci problem zaten telif problemi. Telif problemi. Zaten bunu inşallah halledeceğiz. Yıllardan beri yılan hikayesine döndü. Evet. Bu telifle alakalı. Çok biz, söz verildi. Bu sıkıntılar, evet sözler verildi, yapılamadı ama inşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. İstişare ederek, başta Orhan Baba olmak üzere. Onunla bir basıya oturacağız, eksiklerimizi, her şeyi tespit edeceğiz sanatçı arkadaşlarımız. Orhan Gencebay. Tabii. Bütün bunlardan sonra ne yapılması gerekiyorsa en kısa süre içerisinde Allah izin verirse bunları gerçekleştireceğiz. Ama bu işin en küçük tarafı, onu da söyleyeyim. Asıl mesele aslında bizim sanatsal tasavvurumuz. Ben her zaman altını çizerek bir şey söylüyorum. Bir toplumun eğer medeniyet tasavvuru yoksa geleceğini inşa edemez. Hiçbir surette. Siyasette gelecek inşa edilmez sadece. Ekonomik verilerle sadece gelecek inşa edilmez. Yani siz sadece ekonomiden yola çıkarsanız bir gelecek, bir medeniyet inşa edebilmeniz mümkün değildir. Bunlar bir bütündür. Mimarisiyle yani bütün güzel sanatlarıyla bir bütündür. İnsanın kalbine, gönlüne değen şeylerle bir bütündür. Edebiyatıyla, müziğiyle, heykeliyle, tiyatrosuyla, sinemasıyla vesaire. Bu hususta ya hakikaten biz sanatın içinde olduğumuz için 30 yıldan beri diğer siyasetçilere göre hassasiyetimiz biraz daha üst seviyededir. Biz bu hassasiyetten yola çıkarak sanatsal ve kültürel sahada, edebi sahada çok önemli şeyler yapacağız. Ama az evvel de ifade ettiğim gibi tek başına olacak şeyler değil bunlar. İlk önce bir meclise gireceğiz. Yetkimiz ne kadar? Etkimiz ne kadar? Neyi ne kadar yapabiliriz? İlk önce bir çapımızı görmemiz lazım. Tabii. Bu belki 2-3 aylık bir zaman alacak. Fakat hemen ondan sonra da biz istişarelerimizi yapacağız. Kurmuş olduğumuz kadrolarla birlikte hareket ederek inşallah sanat, müzik, sinema sahasında çok güzel şeyler yapacağız. Yani alışılmış siyasetçi tipinin dışında bir Uğur Işılak. Olmaz. Yani şimdi, eğer olmayacaksa ben çok klasik bir siyasetçi gibi hareket edeceksem 30 yıllık sanat geçmişime rağmen hiç girmemem lazım meclise. Neden? Boşa doldurmayayım o yeri. Normal klasik bir siyasetçi gelsin yapsın işini. Sanatımı icra edeyim diyorsunuz orada. Beni zaten kabul etmeden gerek Cumhurbaşkanımızın teveccühünün gerek Başbakanımızın teveccühü bundan dolayı. Benim iyi bir siyasetçi olmamdan dolayı değil. İyi bir sanat adamı olmamdan dolayı. Peki madem öyle siyasete tekrar dönelim istiyorum güncel siyasete. Şimdi en güncel konulardan bir tanesi de başkanlık sistemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her konuşmasında bunu gündeme getiriyor. Neden Türkiye'ye lazım olduğunu, neden ihtiyaç olduğunu örnekleriyle anlatıyor. İnsanlara kafalarına bir şekilde kazıyor. Siz ne dersiniz? Türkiye açısından başkanlık sistemi ne kadar önemli? Özal döneminde de gündeme getirilen, rahmetli Alparslan Türkeş döneminde yine gündeme getirilen birçok kez bizim liderlerimiz tarafından gündeme getirilen bir mesele olmuş. Fakat bu işi asıl tam böyle gündemin merkezine oturtan kişi Cumhurbaşkanımız oldu. Evet. Ve yıllardan beri konuşuluyor bu. Yaklaşık 10 yıla yakın bir zamandan beri. Bu yeni bir konu değil. Yeni değil. Evet. 10 yıla yakın bir zamandan beri Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacı olduğu söyleniyor. Neden hareketle? Şuradan hareketle.
Türkiye hakikaten koalisyonlarla yönetilemeyen bir ülke. Batı'da koalisyonlarla yönetilen ülke yok mu? Var, bir sürü. Şimdi ben geçen Hollanda'daydım. Amsterdam'da bir programımız vardı yine bu seçim münasebetiyle. Oralara da gittik. Orada 3 dönem milletvekilliği yapmış bir Türk hanımefendi vardı. Bu dönem girmemiş daha doğrusu. Herhalde bir dönem ara verip sonra devam edecek milletvekilliğine. Ya dedim sizde nasıl durum? Bizde baraj yok dedi. Onlarda baraj yok. Baraj olmadığı için dedi 3 partili, 4 partili koalisyonlar kurarız biz dedi. Ve koalisyonlar bir şekilde erken seçime gitmeden devam eder. 4 yıl boyunca dedi koalisyonlarla çok rahat bir şekilde hükümeti devam ettiririz. Demek ki dedim bu kültür sizde oturmuş. Evet dedi bizde hep böyledir dedi. Şimdi o kültür Hollanda'da oturmuş olabilir. Belçika'da oturmuş olabilir. Bir başka ülkede oturmuş olabilir. Ama koalisyon hani geçmişe bakmak lazım. Eski yani bugünü Türkiye. Görmek evet. için eski Türkiye'yi görmek lazım. Şimdi geçenlerde Cumhurbaşkanımız dün değil belki gün konuşmasında şunu söyledi. Biz dedi toplam dedi 70 yıla baktığımızda 30 yılımız verimli geçmiş. O da koalisyonsuz olan dönemler. Diğer dönemde işte o da Turgut Özal'ın olduğu dönem, Adnan Menderes'in olduğu dönem, bir de şimdiki dönem. Bir de çok tek başına iktidar olduğu zamanlarda Demirel'in dönemlerinde iyi bir süreç yaşamışız. Yatırımlar genelde altyapı çalışmaları falan o dönemler yapılmış. Onun dışındaki dönemler hep boşa gitmiş dönemler, harcanmış zamanlar ve Türkiye'nin ileriyi bırak, yerinde saymayı bırakın geriye gittiği dönemler. Yani kazanımlarını kaybettiği dönemler. Bu da hep darbe koalisyon süreçlerinin dönemler. Belki de hazırlandığı dönemler. Evet. Hep koalisyon dönemleri. Dolayısıyla bir defa başkanlık dediğimiz zaman çok detaya girmek istemiyorum. Yani bu konuyla alakalı çok mahir bir adam da değilim ayrıca. Hakikaten belki onlarca kitap okuyan AK Parti'nin içerisinde kurmaylarımız var bu meseleyle alakalı çok detaylandırabilecek. Ama vatandaş zaten bu işin detayını istemiyor. Akademik ölçüde başkanlıkla alakalı bilgi sahibi olayım da istemiyor. Başkanlık bana ne sağlayacak diyor. Bir, ben hemen şunu söyleyebilirim. Koalisyonla yönetilmeyeceğiz. Koalisyonlarla perişan olan, bırakın yerinde saymayı geriye giden bir ülke olmayacağız. Başkan olduğu zaman koalisyona nokta koyulacak. İki, yapılacak yatırımlara bürokratik engeller eskisi gibi çıkmayacak, çok daha hızlı yürüyecek. En basitinden bir üçüncü havalimanı 3 yılda bitecekse 1,5 yılda bitecek. Bir Kanal İstanbul 6 yılda bitecekse 3 yılda bitecek vesaire vesaire. Şu anda örnek veriyorum yani bu süreler böyle örnek vermek için söylenmiş süreler. Bürokratik engeller aşılacak, koalisyonlar olmayacak ve hakikaten istikrarlı bir yönetime kavuşmuş olacak Türkiye. Sadece buradan bakmak lazım. Gerisi teferruatı zaten işin. Yani başkanlık sistemi bu manada Türkiye'de oturulmalı, konuşulmalı. Bir de yani birileri diyor ki başkanlık sistemi geldiğinde diktatörlük gelir, padişahlık gelir. Ya bunun Avrupa'da örnekleri var, Amerika'da örnekleri var, daha Rusya'da örneği var yine bunun. Nerede padişahlık gelmiş, nerede diktatörlük gelmiş? Üstelik bunlar dünyanın en demokrat ülkesi olarak bilinen ülkeler. En basitinden Fransa, en basitinden Amerika. Yani şu anda demokrasi örneği verildiği zaman hemen Amerika'dan örnek veriliyor. Yani bütün buralarda gelmiş olsaydı zaten gelirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın bunu istemesi, ya niye kendisi için olsun? Hemen muhalefet bunu düşünüyor, kendisi için istiyor. Ya insan fani. Yani Cumhurbaşkanımız şurada dursa bile, başkan olsa bile en fazla 10 sene, 15 sene. Ondan sonra zaten emri hak vaki oluyor yani bir şekilde. Ve bu Türkiye'nin geleceği ve Türkiye halkının, milletinin bundan fayda göreceği bir sistem olduğu zaten için bunu talep edilmesi lazım. Bir yarı başkanlık sistemi var diyemez miyiz? Yani 10 Ağustos'ta %52 ile seçilmiş ilk tabii, Cumhurbaşkanımız. Tabii. İlk defa. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan hı-hı. şu anda oturuyor. Zaten yani böyle bir sistem... Hani şu anda AK Parti... Kısmen var. Tabii kısmen var. Hı-hı. Yani bunun... Ve yetkileri de hiç az değil. Az değil. Veya bir yasayla arttırabilir. Kişisel olarak istediğini düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başkanlık sistemi kişisel bir ameli olduğunu düşünüyor musunuz? Yok. Yok Türkiye adına istiyor bunu. Türkiye adına. Fakat ben Cumhurbaşkanımız hakikaten ben devrim ifadesini kullanmayı çok seven bir adam değilim işin açığı. Fakat devrimcilikten bahsediyorsa birileri... Yani devrim ne demek diye düşünüyorsa, eğer devrim bir şeyleri yıkıp yerine daha iyisini inşa etmek şeklinde düşünüyorlarsa, son 13 yılın bana göre en büyük devrimcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah bu başkanlık sistemiyle evet. birlikte tarihe en büyük devrimci olarak geçecektir. Peki, tam burada bir kişisel virgül koyalım. Bir 40 saniyeli çok kısa bir aramız var. Aha. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, haber noktası AK Parti milletvekili adayı Uğur Işılak'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sizin bir de, şimdi başkanı sistemini konuştuk. Son burayı da konuştuk falan ama bir de siyasi bir manifestonuz var. Sizin kendi kaleminizden, kendi düşüncelerinizi yazıya döktüğünüz, tabii biraz sanatçı yönünüzü de yansıttığınız bir yazı var. Onu bir dinlemek mümkün mü acaba sizden? Özellikle şu anda ben bunu gençlere armağan ediyorum. Ak davanın içerisinde ak gençlik olarak ifade ettiğimiz, bağrımıza bastığımız, birlikte yola çıktığımız gençlere bunu armağan ediyorum. Ve biz de gençtik tabii ki. Hala gençiz. Ve inşallah öyledir. Ruhumuz genç. Evet. Her ne kadar bedenen ve yaş olarak öyle olmasak da ruhumuz genç ki dava adamları ölene kadar gençtir. Onlar hiçbir zaman ihtiyarlamazlar. Şimdi bu davayı anlattım. Neden bu davanın içinde yer almak lazım? Veyahut bu davanın içinde yer aldıktan sonra hangi hassasiyetlere sahip olmak lazım? Aslında bunun cevabı niteliğinde. Evet. Şöyle, bu dava. Bu dava zamanın, mekanın ve makamın ötesindeki bir anlayışta hırsını sevdasına, nefsini kalbine, öfkesini aşkına feda edenlerin davasıdır. Bu dava çağlara meydan okuyarak büyük bir medeniyet tasavvuruyla varlık şuurunu saadet asrının nuruyla aydınlatan erlerin, pirlerin, münevverlerin ve onlara gönül verenlerin davasıdır. Bu dava varisi olduğu değerleri kurban edenlerin değil, hayat sunan o değerlere kurban olanların davasıdır. Bu dava fikir sancısını doğum sancısından daha şiddetli ve derinden hissederek yeniden doğuşun hayali ve heyecanıyla derdini derman sayanların davasıdır. Bu dava suç sadece boşluğu dolduran kötülerin değil, aynı zamanda o boşluğu doldurmayan iyilerindir diyerek iyi olmayı, doğru ve emin olmayı yaşamanın ana gayesi bilenlerin davasıdır. Bu dava varlık ve benlik iddiasından vazgeçerek hakikat köleliğini sahte özgürlüklere tercih edenlerin davasıdır. Bu dava Yesevi'den Yunus'a, Edebali'den Akşemseddin'e, Hacı Bektaş'tan Ahi Evran'a, Abdülkadir Geylani'den Abdülhakim Arvasi'ye uzanan muhabbet silsilesinin her halkasına kıymet verenlerin davasıdır. Bu dava büyüklenenlerin değil, büyüklere hürmet edenlerin davasıdır. Bu dava cehaletin körlüğüne ve bilginin kısırlığına karşılık ilmini Anadolu irfanıyla besleyen feraset sahibi gönüllerin davasıdır. Bu dava padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak her şeyden âlâ imiş şiarıyla hareket eden sultanlar misali aşkın hududunu ötelerin ötesine taşıyanların davasıdır. Bu dava 72 millete aynı gözle bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir diyen Yunus gibi her türlü ırkçılığı insanlık dışı gören ve üstünlüğü ancak şahsiyet, haysiyet, hassasiyet, insaniyet gibi değerlerde arayanların davasıdır. Bu dava işini doğru yapanın yardımcısı Allah'tır düsturunu bir istikamet levhası gibi taşıyanların ve bu hakikati iliklerine kadar yaşayanların davasıdır. Bu dava etkiyi yetkide değil, hizmette, şefkatte, merhamette ve hikmette görenlerin davasıdır. Bu dava muhabbettir, sevdadır, iştiyaktır, haktır. Bu dava aşkımızla doğdu, aşkımızla yaşayacaktır. Vallahi bunun üzerine çok fazla söyleyecek bir sözüm yok ama sormak istediğim sadece şu olabilir. Bestelemeyi, yani böyle bir imkan olabilir mi? Yok. Bu bir manifesto, bir şiir deyin buna, ama bir hani, düz esir deyin. Duygu yönü de çok ağır olan hem... Ben zaman zaman konserlerde okuyorum. Zaman zaman katıldığımız konferanslar, söyleşilerde bunu dillendirmeye çalışıyorum ki bir tarafında kulağımızın, kalbimizin, gönlümüzün dursun. Hani diyorum ya, bu dava büyüklenenlerin değil, büyüklere hürmet edenlerin davasıdır. Biz ne zaman ki büyüklere hürmet ederiz, o zaman büyüklenmekten de zaten vazgeçeriz. Ve sırf büyüklere hürmetin hatırına da yapmış olduğumuz yanlışlara rağmen hak tarafından affedilir ve doğru yola ulaştırılırız. Onun için büyüklere hürmet etmek hakikaten bu manada çok önemli. Uğur Bey, süremizin de sonuna geldik. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum programa katıldınız. Çok keyifli bir sohbet ettik. Eyvallah. Hem yani
Dambura'yla şehir, yani manifestonuz zaten bir yönüyle aldı götürdü bizi. Çok teşekkür ederim. Evet, eyvallah. Çok sağ olun diyorum ve başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, haber noktasından bugünlük de bu kadar. Konuğum AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ozan Uğur Işılak'tı. Görüşmek üzere diyorum.